kadar gönül verdiğiniz, hayatınızı adadığınız bir sistem var. Biz en çok şunu merak ediyoruz galiba. Yeni nesil nasıl geliyor? Nelere ihtiyaçları var? Ben böyle mesela bir kesim diyor ki çok benciller, çok kafalarına göre davranıyorlar, kural bilmiyorlar, sınır bilmiyorlar. Ben mesela tam tersini düşünüyorum. Aşırı kendilerinden eminler, ne istediklerini aslında çok iyi biliyorlar ve bizim yıllarca peşinde koştuğumuz el alem ne dercilikten çok uzaklar. Ve iç seslerini çok iyi duyuyorlar gibi geliyor bana. Bize o ters geliyormuş gibi geliyor. Yani içi kaynıyor, kıpır kıpır gözlerinden ışık çıkıyor ve hepsi böyle bir şey başaracakmış gibi geliyor bana. Ben mi çok böyle düşkünüm Z kuşağına ve çok seviyorum onları bilmiyorum ama siz nasıl görüyorsunuz? Yani aslında önce bir farklı açıdan bakalım mı? Lütfen. Şimdi hepimiz Z kuşağı, Z kuşağı, Z kuşağı diyoruz. Herkes toplumda. Evet, bir Z kuşağıdır gidiyor değil mi? Z kuşağıdır gidiyor. Evet. Peki soruyorum adı size. Adı ne? Anneniz, babanız sizin için zamane çocuğu demiyor muydu? İşte aynen. Her sürecin tabii ki dünyanın ritmi i̇şte değişti. X, Y, Z diye gidiyor tabii onlar ki, ama. Yani 20 yılda bir, yaklaşık 20 aynen. yılda bir kuşak geliyor. Aynen. Farklılık şu, dünya artık çok hızlı dönüyor. Evet. Dünyada sınırlar kalktı. Dünyada bilgiye erişim ve yanlış bilgiye de aynı zamanda erişim. Aynen. Aynı zamanda da bilginin eskimesi ve yok olması çok hızlandı. Evet. Dolayısıyla buna adapte olacak neslin Z kuşağı olarak olsun veya başka bir kuşak değil. Hatta şimdi alfa kuşağı geliyor. Evet. Değişik olması çok doğal. Ya ben kendimden örnek vereyim size. Lütfen. Belki de biraz güldüreyim. Ben TED mezunuyum. Abim de TED mezunu. O başlarda bitirdi. Ben sonlarda bitirdim. O profesör oldu. Ben de böyle bir şey oldum. Böyle yani bir şey benim, oldum ne demek benim, çok benim, gibi. Benim, böyle bir benim şey rahmetli anneme lisedeyken deselerdi ki Selçuk ODTÜ inşaata girecek. 4 yılda bitirecek. Herhalde gülmekten ruhunu teslim ederdi. Gerçekten aslında mi? Tabii ki. Yani sonra Almanya'da mühendislik yaptım, sonra Türkiye'ye ilk okuyordum. Hayır, ODTÜ inşaatı nasıl kazandınız peki? Babam biraz fazla kızdı. Birinci yılın sonunda aklım başına geldi kazanamayınca ODTÜ inşaatı girdim ve 4 yılda bitirdim. Yani o zamanlar 4 yılda bitirmek de önemli bir şey. İnanılmaz bir şey. Aslında ben herkes hocam diyor da herhangi bir değerim yok. Yani herhangi bir akademik şeyim yok. Ama şunu söyleyeyim, ODTÜ inşaattan daha fazla çalışıyorum. Yani eğitime okuyorum. Gönül vermişsiniz. Bence bu çok şüphesiz kıymetli. Ki. Dolayısıyla şimdi bu böyle çok bir şey. Yani bir kere bunu bir tarafa koyalım. Yani her şeyde bir kuşak, bizim annelerimiz babamız da zamanen çocukları işte diyor. Tabii. Hepimizin dünyanın dönüş hızına göre bir farkındalıklarımız vardı. Evet. Tabii ki şimdi dijital dünyanın yerlileri bu çocuklar. Doğdukları ortam farklı ve gelişimleri farklı. Dolayısıyla aslında ergenliğe geçiş, yani beynin somuttan soyuta geçiş süreçleri de farklı. Evet. Yani ama temel özellikleri var. Temel özellikleri var. Bir kere tek kimlikliğe inanmıyorlar. Farklılıklar bunların odağında. Bu kuşağın odağında i̇şte farklı. En bayıldığım tabii özelliklerinden biri. Neyi dayatırsanız oradan uzaklaşıyorlar. Evet. Neyi dayatırsanız oradan uzaklaşıyorlar. Yani bana şu çok önemli. Gençler için bir şey yapmayın. Gençlerle beraber yapın. Biz bunu birçok yere de tavsiye ediyoruz. Yani gençler için, sizin için şunu yapıyoruz demek bu kuşakta aslında yani benle ne yapıyorsunu getiriyor. İstedik çünkü, mi? Çünkü sorguluyor. Çünkü bilgiye erişim artık çok rahatladı. Evet. Yani eskisi gibi kuşağa uzaktan şu bu demekle olmuyor. Bilgiyi kontrol ediyor ve yani biz bir dijital obezite diye bir kongre yaptık. Dünyanın en ünlülerini getirdik burada. Milli Eğitim Bakanlığımızla sağ olsun Sayın Bakan başta olmak üzere desteklediler. Orada dijital obezitede çok dikkatli bir şekilde tartıştık. Dijital dönüşümü sağlayacak eğitimi vermek mevcut. Dijital okuryazarlık. Aslında hani şunu diyoruz ya hep işte çocuklarımız efendim yanlış bilgiye maruz kalıyor. Biz daha fazla kalıyoruz. O nesil aslında bizden daha iyi ayıklıyor. Biz daha fazla esiri olduk yanlış bilginin evet. bizim kuşağımız. Şimdi ikincisi birey oluşuna saygı istiyor bu çocuklar. Ben bir bireyim diyor bana saygı göster. Birey olarak saygı göster diyor. Mesela hep şöyledir. Çocuğum bilgisayarın başında asosyal oldu. Evet biz pandemi sürecinde çok büyük mücadeleler verdim. Yüzlerce televizyon programına çıktım. Uzaktan eğitim olmaz, uzaktan öğretim olur. Eğitim başka bir şey. Eğitim sosyalleşmektir, insan olmaktır. Yani sosyal ve psikolojik etkenleri var. Dokunmaktır, tartışmaktır, bir araya gelmektir. Bu çocuklar aslında asosyal değil. Bu çocukların sosyalleşme ortamları farklı. Ama pandeminin zararı kadar bizim açımızdan bir faydası oldu bu kuşak açısından. 3 ay sonra sıkıldılar. Yani bir araya gelmenin önemini anladılar. Birey olmanın yanında. Üniversite eğitimini önemli görüyorlar. Ama üniversitenin onu mutlu edeceğine inanmıyorlar. Yani üniversite eğitimiyle her şeyi sağlayabileceğini düşünmüyorlar. Öncelikleri herkes onu diyor. Biliyorsunuz bu nesil iş beğenmiyor.
sürekli iş değiştiriyor. Evet, bir işte iş beğenmiyor, bir de çalışmıyorlar. Hani biz böyle diyorsunuz ya, saatlerimi veriyorum, günlerimi veriyorum. Hani gençler oralardan biraz şey, ama çalışmasak olmaz mıcı? Ceren, bütün araştırmalar gösteriyor ki öncelikleri para değil, öncelikleri mutluluk. Evet. Belki de şuna bakmak lazım. Girdiği yerde mutlu olmadığını düşünmemiz lazım. Yani parayı beğenmiyor, iş yapmayı bilmiyor, çalışmıyordan önce acaba mutlu mu değil mi diye bakmamız evet. lazım. Yani bir de gelecek kaygıları var ama bir hero aramıyorlar. Evet, kahraman peşinde değiller. Aslında çok ilginç bir şey var. Yani sorumluluğu kendilerinden önce, yani bizlere atabilecekken aslında eşitlikçilik ve sürdürülebilirlikle ilgili sorumluluk hissediyorlar. Yani hepimiz çevreciyiz. Ama Allah aşkına birçoğumuz çevreciyiz ama orman arabayla gidiyoruz.